Çankırı hakikaten üzerine düşen tarihi misyona yakışır bir şekilde bütün bir Çankırılılık bilinci içerisinde bir araya geldi ve size desteği, demokrasiye desteği, bağımsızlığa desteği, liderine olan sadakatini en üst düzeyde gösterdi. Nasıl birinci İstiklal Mücadelesi'nde İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı, Ankara yolunu takip ederek bu aziz millet dedelerimiz tarafından zafer ulaştırılmışsa, zatenimiz de Ilgaz, Çankırı, Ankara yolunu takip ederek ikinci İstiklal Mücadelesi'ni zaferle neticelendirdiğimiz dedi. Ve elhamdülillah Çankırı'nın bu konuda başat rol oynadığını, Anadolu'nun mayası olduğunu, 1071 Malazgirt'in 1074'te Karatekin'le zaferlendirdiği bu fetih hareketinin bugün de temsilcisi olduğunu her daim hem en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza hem de o esnada bu ulvi dava nedeniyle canımdan geçen hakikaten şüheda fışkıracak toprağı sıksam şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek beni vatanımdan dünyada güda şiirinin yansımasını ve sahipsiz olan memleketin bakması haktır. Sen sahip olursan bu vatan bakmayacaktır dizelerinin gereğini yerine getiren şehitlerimizi şu anda tekrar rahmetle anıyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Gazilerimize acil şifalar ihsan etsin. Onların cesareti münasebetiyle burada konuşuyoruz. Hakikaten huzur ve güvenlik içerisinde yurdun dört bir tarafında can ve mal güvenliği içerisinde bulunuyoruz. Allah korusun. Tam tersi olsaydı bu FETÖ dediğimiz cinayet şebekesi, bu terör şebekesi, uluslararası operasyonun bir maşası olan bu yapı eğer darbe girişimini, işgal girişimini gerçekleştirmiş olsaydı Allah için söylüyorum ki DAEŞ ve PKK dahil olmak üzere bütün uluslararası ve Türkiye'de kuruluşlanmış terör örgütleri Türkiye'yi bir işgal planı içerisinde bir iç savaşa sürükleyecekti. Türkiye paramparça olacaktı. 100 yıl önce birinci İstiklal Mücadelesi'nde başaramadıklarını şimdi bizi paramparça yaparak kendi planlarını, kendi vizyonlarını gerçekleştirmek durumunda kalacaklardı. Ama elhamdülillah Çankırı buna geçit vermedi. Türkiye buna geçit vermedi. Buna geçit vermeyenler tabii bu işin dinamosu, bu işin lokomotifi de kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla siz değerli teşkilatımızdır. O sebeple hepinizden Allah razı olsun diyorum tekrar. O gün büyük bir bilinmezlik içerisindeydi Türkiye. Ancak hakikaten bir sükunet ve bir güven de beraberinde geldi. Kalplerde bir ürperti, bir korku söz konusu değildi. Herkes kendisini bir yoklasın. Kendi halini o gece bir düşünsün. Allah buyuruyor ki: "Huvellezî enzele sekînete fî kulûbil mü'minîne liyezdâdû îmânen ma'a îmânihim ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard ve kânallâhu alîmen hakîmen." Fetih suresinde Cenab-ı Hak böyle bir ayet nazil etmiş. İslam tarihinde Hudeybiye anlaşması yapılmış. Medine'ye dönerken Mekke'den bu ayetler nazil olmuş. Bu önemli. O gün Cenab-ı Hak hepimize milletçe bir sekinet, bir huzur ve güven ilka etti. Kalplerimizde bir ürperti ve bir korku Allah için yoktu. Var mıydı Allah için? Bir korku, bir hüzün, bir endişe. Ölürsek şehidiz, kalırsak gaziyiz. Bilincini kuşanmıştık hep beraber. Bunu hep beraber birbirimizin şahidiyiz. Türkiye birbirinin şahidi, ümmet Türkiye'nin, bu aziz milletin şahidi, bütün insanlık bu durumun şahidi. Dolayısıyla
İşte burada sekine dediğimiz o hal hepimize sirayet etti. Bu Allah'ın açık bir yardımıdır. Bu yardıma muhatap olduk. Geçmişlerimiz Yusuf ümmetine İlahi Kerimetullah uğruna 1000 yıl bütün insanlığın, bütün mazlumların sesi olarak bunun bayraktarlığını yapmak hürmetine yeryüzünden, tarih sahnesinden bizi silmek isteyenlere karşı 15 Temmuz'da çıplak ellerimizle, yüreğimizle tanklara karşı geldik. Burada herkes bu fonksiyonu icra etti. Çünkü acaba Çankırı'da tanklarla mı karşılaşacağız, silahlarla mı karşılaşacağız Allah için belli değildi. Ama hepimiz meydandaydık. Şehit olan kardeşlerimizin bilincini biz de kuşanmıştık. Onlara nasip oldu, bize de hep beraber gazilik unvanı düştü. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Akif'in duası elhamdülillah kabul olmuş ki Cenab-ı Hak bize bir lütufla imanlarımızı perçinleyerek, kalplerimizde sekinet, huzur ve güven ilka ederek, yerleştirerek ve yeryüzünde ve gökyüzündeki ordularıyla, dinin bilinmez ordularıyla bizlere yardım ederek ilim sahibi ve hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak bizlere güzel bir lütufta bulundu. Bu lütfun, bu ihsanın kıymetini hep beraber bilmeliyiz arkadaşlar. Hiçbirimiz burada olmayacaktık. Yeni iddialarımız, yeni davalarımız olmayacaktı. Belediyemizin, il genel meclisimizin, milletvekillerimizin, yasama organımızın artık hükmü kalmayacaktı. Lütfen olabilecekleri düşünün ve şu anda bulunduğumuz hali düşünün. Ona göre kıyas yapın ki bu ne büyük bir şükür sahibi olmamız gerektiğini bize tekrar ve tekrar hatırlatıyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'da o nöbetlerde gece gündüz nöbet tutan gençlik kolları teşkilatımıza, kadın kolları teşkilatımıza, onların değerli başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına, bütün ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, il belediye başkanımıza, il başkanımıza, velhasıl burada bulunan hepinize en kalbi duygularımı ifade ederek hakikaten hepinizden Allah razı olsun ve iki cihan saadeti sizin olsun diyorum. Büyük bir işe imza attınız. O duruşunuz bugün bizim temsiliyetimizi arttırdı. Mazlumların gözünde lideriniz Recep Tayyip Erdoğan'ın geçenlerde Birleşmiş Milletler'de dünya beşten büyüktür sözünü daha kuvvetli bir şekilde söylemesine, etki alanının genişlemesine vesile oldu. İşte burada tek tek her birinizin duruşu toplamda böyle bir netice doğurdu. O sebeple ferden ferda her birerinize ayrı ayrı Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın selamlarını ve teşekkürlerini iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Değerli dostlar, 15 Temmuz'dan sonra bir süreç yaşadık. Kısaca ifade etmek gerekirse, bizim devlet olarak da, fert olarak da, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın da çizdiği çerçeve olarak da hep beraber ilkesel yaklaşımımız şudur. Adalet mülkün temelidir. Herkes adalete riayet edecek. Ve ne kimse iftiraya uğrasın, ne de kimse suç işlediği halde görmezden gelinsin. İşte bu çerçevede meseleler yargıya intikal ettirilmek suretiyle bağımsız yargının kararına havale edilmiş vaziyette. Bu konuda ilgili birimler kendi vazifelerini kanun, adalet ve hukuk çerçevesinde insan hakları bağlamında bunları değerlendirerek neticelendirecek. Bu arada bir takım eksiklikler, yanlışlıklar söz konusu ise buna ilişkinde devletimiz, hükümetimiz nezdinde, valiliklerimizde, bakanlıklarımızda ve başbakanlıkta ilgili kurullar oluşturulmak suretiyle, ilgili incelemeler, itirazların tekrar incelenerek neticelendirilmesiyle ilgili en üst düzeyde hassasiyet gösteriliyor. Bununla ilgili tabii sabırlı olmak ve süreci metanetle
kubulet ve suhuletle hep beraber yürütmek gerekiyor. Burada suçluyla suçsuz mutlaka ayrı olacak ve suçlulara gereken ceza mutlaka verilecek. Suçsuz olan, mazlum olan kişilere de hakları o noktada iade edilecek. Bu konuda kimsenin endişe duymaması gerekiyor ve şeriatın kestiği parmak acımaz diye bir cümlemiz var. Yanlış hesap bağraktan döner diye de bir şeyimiz var, biliyorsunuz, atasözümüz. Dolayısıyla devlet bu konuda gereği neyse onu en ince teferruatına kadar, söz konusu kişilerle ilgili biliyorsunuz on binlerle zikredilen kamu görevlileri ve diğer efendim kişilerle ilgili bu şekilde bir inceleme söz konusu. Dediğim gibi bu konuda hepimiz bağımsız yargının kararına hep beraber tabi olacağız. Değerli arkadaşlar, genel siyasetle ilgili 15 Temmuz'dan bu tarafa doğru önemli yatırımlar, önemli açılışlar oldu. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın kurdelesini kestiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Dünyanın en yüksek ve en geniş köprülerinden, ortasında efendim gayri sistemin de geçebileceği çok önemli bir yatırım. Asya ve Avrupa'yı, iki kıtayı birbirine bağlayan üçüncü gerdanlığımız. Bu şunu ifade ediyor. Türkiye her türlü uluslararası operasyona rağmen ekonomik yönden de, sosyal yönden de, kültürel yönden de gücüne güç katan ve bu açılışlarla bütün dünyaya meydan okuyan bir durumda. Evet, 20 Aralık'ta nasip olursa Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Avrasya tünelimizi de açacağız. Biliyorsunuz Marmaray şu anda bir geçiş güzergahı olarak milyonlarca vatandaşımızın kullanmış olduğu çok önemli, ta Abdülhamit Han zamanında yapılan bir proje. Recep Tayyip Erdoğan efendim zamanında, liderimiz zamanında hayata geçirildi. O şu anda işlevsel olarak bütün milletimize hizmet ediyor. Aynı şekilde Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete devam ediyor. Bunun akabinde 20 Aralık'ta da bu sefer lastikli araçların geçiş yapabileceği, üst katından giriş, alt katından giriş olmak üzere duble yollarla bir Avrasya tünelimiz açılacak. Bunları uzatmak mümkün. Dünyanın en büyük havalimanı yapılıyor vesaire. Bunları sıralamak mümkün ama zaman kısıtlı. Bir örnek yeterli olur kanaatindeyim. Dünyanın şu anda en büyük 10 projesi, bu 10 projenin 3'ü Türkiye'de yapılıyor. Bu muazzam bir iş. Hakikaten. Bakınız, bu kadar uluslararası operasyona rağmen Türkiye'nin bu şekilde cevaplar vermesi takdire şayandır. Dün 70 sente muhtaç olan Türkiye bugün IMF'ye borcunu ödemiş ve onlara destek verebilecek, kredi açabilecek noktaya gelmiştir. Bu AK Parti'nin liderimiz çerçevesinde, liderimiz önderliğinde, Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu millete verdiği özgüvenin yansımalarıdır. Bu özgüven sosyal alanda da, kültürel alanda da, ekonomik alanda da, yatırımlar alanda da en yüksek noktada görülmektedir. Dolayısıyla bir taraftan böyle büyük devasa projelerle Türkiye'mize hız kazandırırken, inşallah yarın iki vekil olarak belediye başkanımız, o gün bir toplantıdaydı, başbakanımız da toplantıdaydı, gelemedi. İl başkanımızla beraber Sayın Ulaştırma Bakanımızı ziyaret etmiştik 15 Temmuz'dan hemen önce. Hatta Çerkeş Belediye Başkanımız da bize eşlik etmişti. O zaman kendisini de Çankırı'ya davet etmiştik. Projelerimizi anlatmıştık. Çankırı ile ilgili neler yapılması gerektiğiyle ilgili önceliklerimiz nelerdir? Çankırı'yı karayolları yönünden diğer alanlara, tren vesaire alanlara ilişkin görüşlerimizi paylaşmıştık ve Çankırı'ya davet etmiştik. İnşallah yarın Ulaştırma Bakanımız Çankırı'ya ve Kastamonu'ya geliyor. Burada valiliğimizi, belediyemizi ve il başkanlığımızı ziyaret edecek. Daha sonra orada Ilgaz'da bir briefing alıp son durumu inceleyecekler. Ve inşallah kendilerine bir teklifimiz oldu bu arada, onu da paylaşayım. Ilgaz tünelinin Ilgaz
15 Temmuz Şehitler Tüneli olmasını teklif ettik artık kendilerinin takdirinde. Biliyorsunuz 11 şehidimiz var. Mesela Çankırı tarafında bu 11 şehidimizin isimlerini ölümsüzleştirmek manasında ki biz onları 15 Temmuz'un hemen akabinde bütün isimlerini zikrederek meclis tanıtlarında ölümsüzleştirmeye çalıştık biliyorsunuz. Ve meydanda herkes idam cezası geri gelsin dediği için biz de sizin adınıza mecliste 15 Temmuz'un hemen akabinde idam cezasının geri gelmesiyle ilgili talebinizi zabıtlara geçirdik. Bundan da haberiniz olsun, bilginiz olsun. 15 Temmuz Çankırı şehitlerini Çankırı tarafına, Kastamonu şehitlerinde Kastamonu tarafına yazmak suretiyle icabında onların isimlerini de ölümsüzleşmek bağında hem Sayın Bakanımıza hem de Sayın Başbakanımıza böyle bir teklif sunduk. Artık takdir kendilerindir. İsmi Ilgaz 15 Temmuz Şehitler Tüneli olsun istedik. Onları değerlendirecekler. Ve yarın inşallah bu konuda hem briefing alacaklar hem de gerekli yatırımlarla ilgili değerlendirmelerini Sayın Bakanımızın hep beraber burada inşallah almış olacağız. Bu vesileyle ben sizlere de bunu haber vermiş oluyorum. İnşallah yarın Sayın Bakanımızı şehrimizde ağırlamış olacağız. Bir taraftan böyle genel anlamda Türkiye'ye ulusal ölçekte yatırımlar her alanda yapılırken bir taraftan da şehrimizle ilgili yatırımlara hem belediyelerimiz, il belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz hem de il genel meclis üyelerimiz vesilesiyle il özel idaremiz tarafından yerel yönetimlerimiz tarafından büyük hizmetler veriliyor. Elhamdülillah. Bunlar kısaca sıralamak gerekirse bugüne kadar 1.300.000 metrekare kilit taşı döşenmiş vaziyette. 1.300.000 kilometre. 377 köyümüze. Bu vesileyle ben hem eski valimize hem yeni valimize hem İl Genel Meclis Başkanımıza, şahsında İl Genel Meclis üyelerimize, eski ve yeni İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve şahıslarında bütün çalışanlara da teşekkürlerimi sunuyorum. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Biz bu hizmetlere diğer hizmetleri ilave edeceğiz. Biliyorsunuz 2016 yılında ilk bir planlama yaptık ve elhamdülillah 12 ilçemizin tamamına ilişkin bir planlamayla 111 kilometre sıcak asfalt. Öyle mi? Değerli Başkanım, 111 kilometre, bu %95'i gerçekleşmiş vaziyette. %95'i, yıl sonuna kadar tamamı gerçekleşecek ve ilaveler de yapılabilecek. İlk defa 2016 yılında 111 kilometre sıcak asfaltta grup köy yollarımızı elhamdülillah tanıştırmış olduk. Bu da güzel bir hizmet. Aynı zamanda 370 kilometre sathi kaplama, 170 kilometre kanal su vesaire diğer köylerimizin ihtiyaçlarına ilişkin 2016 yılında yapılan yatırımlardan bazıları. Ve aynı şekilde Adalet Meslek Yüksekokulu bizim bir sözümüz. İnşallah onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Rektörümüzle görüşüyoruz. Bu arada hep beraber bir şey imza attık. O da İslami İlimler Fakültesi. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Karadeniz Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi YÖK Genel Kurulu'ndan geçti. İnşallah seneye öğrenci almaya başlayacak. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz müjdeler vermiştik. Bunlardan bir tanesi Adalet Meslek Lisesi ve Raylı Sistemler Meslek Lisesi'ydi. Seramik Lisesi bölümü. Bunlarla ilgili elhamdülillah bu sene hepsi öğrenci almış vaziyette. Kuvveden fiile çıkmış. Planlama, proje artık hayata geçmiş vaziyette. Bunlar da ilimize, gençlerimize, yavrularımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Aynı şekilde malum Karatekin Üniversitesi'nin şu anda gelişiyor, genişliyor. Yeni eğitim öğretim yolunda hakikaten bir rağbet var. Bu konuda tabii çeşitli ihtiyaçlar da ortaya çıkıyor. O ihtiyaçları da hep beraber koordine edeceğiz ilgili birimlerimizle. Bu konuda yeni eğitim öğretim yılına başlayan gençlerimize, üniversite gençlerimize de ben başarılar diliyorum. Onları da sahiplenmemizi, Çankırı'nın o misafirperverliğini, sıcaklığını en iyi şekilde göstereceğimizden hiçbir endişemiz yok. Bu manada gençlik kollarımıza tabii büyük iş düşüyor. Onlarla hep beraber olarak gençlerimizi sarıp sarmalayacağız.
Ama onlar vazifelerini yaptığını, kadın kolları başkanımız da gençlik kolları başkanımız, Türkiye ikincisi olarak göstermiş vaziyetlere kendilerine bir alkış rica ediyorum. Tebrik ediyorum. Onların şahsında tabii ki Çerkeş, Kurşunlu, Kadın Kolları, Gençlik Kollarımızla yarışıyorlar. Hep beraber diğer ilçelerimizle beraber yeni göreve başlayan Kadın Kolları Başkanlarımızla beraber hep beraber bir aile şuuru içerisinde bir vücudun organları, azaları olarak kimisi efendim şu fonksiyonu, kimisi bu fonksiyonu icra ederek ama birbiriyle irtibatlı, birbiriyle koordineli ve birbiriyle ayrılmış değil. Ayrılmış değil. Şu şekilde birbiriyle kenetlenmiş vaziyette. Birlikte beraberliğimizi muhafaza ederek hizmetler peşinde